Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Evet, şu an gelen maillere bakıyorum. Ben de dedim herhalde daha uyanmadınız. yok güzel, çok güzel. Erken uyanıyorum yani. Peki şimdi dün konuşmuştuk. Bernanke'nin açıklamaları bekleniyordu. Dün kongrenin de konuştu ve hakikaten piyasalarda da çok ciddi dalgalanmalara sebep oldu. Evet. Bernanke ne dedi? Neden bu kadar dalgalanma oldu piyasalarda? Hangi mesajları verdi? Abi dalgalanmanın nasıl olduğunu anlamak için önce bugün gazetesindeki köşe yazımı okumalı insanlar. Sonra da bu sabah yazdım yazıyı okumalı. Tamam, iki yazı arasındaki dalgayı bir görsen inanılmaz. Şimdi dün biz gazeteye her gün yazıyı saat 5.30 itibariyle göndermek zorundayız. Evet. Yani her şeyi bekleyemiyoruz. Çünkü saat 6'da baskıya giriyor gazete. Sağ olsun Gürdal da gerçekten çok bana kıyak geçiyor. O süreyi milimetrik ayarlıyor. Yazıyı gönderir göndermez edit ediyor vesaire. Hemen 6'ya yetiştiriyor. Şöyle, dün saat 5'te Bernanke konuşmaya başladı. 5'te 5.30 arasında muazzam bir coşku var borsalarda. Yani o sırada Amerikan borsalarında yükseliş acayip hızlandı. Böyle %1'e yakın artışlar var. Arkasından bakıyorum altın felaket bir şekilde yükselmeye başlamış. Yani o sırada altında da ciddi bir sert yukarı hareket oldu. Aynı zamanda bizim borsa sadece Bernanke konuşmaya başladıktan sonraki yarım saat içerisinde yaklaşık 800 puanın üzerinde bir artış yaptı. Dolar 1.84'ün altına çok sert indi. Fakat sert çıktı. Şimdi Dow Jones Endeksinin grafiği var. Şu an hemen yönetmenimiz Mustafa anında lep demeden leblebi anladı ve grafiği verdi ekrana. Şu hareket, yani Dow Endeksi 15.550'ye kadar çıkıp arkasından çok sert bir düşüşle kapandı. Ve burada işlem miktarı da oldukça yüksekti. Gün içerisine bakacak olursak, gün içinde ne olduğuna, işte dalgaya bak. Yani muazzam bir dalga vuruyor, geliyor. Tam burası saat 16.30. Bernanke konuşmaya başladığı yer burası. Bernanke konuşmaya başladığı yerden itibaren yaklaşık olarak neredeyse 150 puan civarında bir artış var. Ondan sonra bir kar realizasyonu olur böyle durumlarda. Arkasından geldi ve tekrar yukarı çıkmaya başladığında bu sefer kongreden birisi, bir kongre üyesi bir soru sordu. Soru çok netti. Eylül ayında parasal sıkılaştırmaya, Eylül ayında sıkılaştırmaya gidecek misiniz? Sıkılaştırmaya başlayacak mısınız? Hani piyasaların biliyorsun canı, kanı, dini, imanı para yani. Tabii. Dolayısıyla o para bir miktar kesilecek bile olsa, ki şu ana kadar Amerika Merkez Bankası 3,5 trilyon dolara çıkmış para miktarı. Yani daha önce 850 milyar dolardı krizde. İçindeki varlıklara baktığında da ne kadar böyle işte mortgage kağıdı, devlet tahvili varsa bunları alıyor, para veriyor. Ama bu tabii vatandaşın cebine gitmiyor. Bernanke şöyle yaptı, aynen. Şimdi orada da hani ne desem boş. Bir sonraki kongrede soracaklar. Hani sıkılaştırmaya geçmeyecektin vesaire diye. Bernanke dedi ki ekonomik verilere bakacağız. Bu verilerden sonra hani tahvil alımını azaltabiliriz dedi. İşte o söz üzerine bayağı ciddi bir piyasalar rahatsız oldu. Eylül ayından itibaren tahvil alımı azaltılırsa her ay Bernanke 85 milyar doları piyasaya veriyor. Hani şu kasırga oldu ya Amerika'da. Evet. Bu kasırganın faturası 2 milyar dolar. Tamam mı? 2 milyar dolar. Ve sen her ay 85 milyar dolar veriyorsun. Türkiye'nin IMF'ye ödediği borç, yani aldığımız toplam borç 26 milyar dolar ve biz bunu kaç yılda tabii ödedik bitirdik?
miktarın hani büyüklüğünü anlatmak adına söylüyorum. Bunu söyler söylemez tabii piyasalarda bir anda terse dönüş başladı ve Dow Endeksi artı başladı ve %1'e yakın yükseliş yaptığı yerden itibaren düştü. Başladığı yere geldi ve başladığı yerin de altına indi, 15.300 seviyesine kadar geriledi. Şimdi neden çok önemli bu basılacak paralar vesaire? Biliyorsun piyasaların işi gücü spekülasyon yapmak. Yani spekülasyon kötü anlamda söylemiyorum. Değeri artabilecek varlıklara girmek. Şu ana kadar da Amerika olsun, diğer ülkelerde olsun her zaman borsalar birinci adres olarak gösterildi. Hatta son günlerde Morgan Stanley, Goldman Sachs yayınladığı raporlarda Amerika'da S&P endeksinin gelecek 2 yıl içerisinde, 1 yıl içerisinde %20, %15-20 yükselebileceğini falan söylüyorlar. Bu tabii sıradan insanın da dikkatini çekiyor. Ve özellikle de ben artık hani bu kadar yükselişten ve bu kadar beklenti herkese yayıldıktan sonra şey düşünüyordum. Yani bir realizasyon olabilir düşüncesindeydim ve dün gördük. Şimdi hocam Amerika borsalarında böyle bir durum oldu ama dün ben bize bakıyorum %2.18 şu anda önümde açık. Evet. Artıdayız. Evet. Niye bizde ters hareket oldu? Şöyle saat farkı. Tamamıyla ondan mı? Evet evet saat farkı. Yani şöyle bizim piyasa biliyorsun saat 17.30'da evet. kapanıyor ve bir de son işlemler oluyor. Zaten bizim piyasa kapanırken Dow Endeksi zirvesindeydi. Normalde bizim yani piyasa... Yani soru hiç... sorulmamış mıydı daha? Yok sorulmamıştı. Sorudan evvelki kısımda biz yükseldik. Tabii yükseldik evet. ve biz şey yaptıktan sonra kapandıktan yaklaşık zannedersem bir saat sonra falan o soru soruldu. Bir anda aslında Bernanke'nin ilk açıklamaları çok ilginç. Yani bugün gazetedeki köşemde ilk söylediği sözleri söylüyorum. Yani Bernanke diyor ki şu an diyor bizim yapmış olduğumuz para politikası ekonomiye ciddi anlamda destek vermiştir diyor. Bu doğru bir politikadır diyor. Tabii bunun diyor maliye politikasıyla da desteklenmesi gerekir diyor. Hı hı. Son bir cümle söyledi. Benim asıl kafamı o çok kurcaladı. Yani Bernanke'nin ağzından çıktı bu cümle. O yüzden ya dedim eyvah dedim. Yani bu piyasalar yükseliyor ama sert satış getirebilir dedim. Piyasa gerçi o yüzden satış yemedi. Eylül işinden yani Eylül'de gel. Eylül'de tahvilleri azaltırız dediği için piyasa satışıydı. Ama bizim piyasa tam o sırada normal şartlar altında ben 92.250'nin üzerine yükseliş zaten beklemiyordum. Dün yazmış olduğum bilgeyatırımcı.com'daki şeyde de hani 92.250'nin üzerinde bir kapanış olacak ki ve bu çok sağlıklı bir kapanış olacak ki biz borsada yeniden güçlü bir çıkışın başladığını söyleyebileceğiz. Hatta 92.250'nin üzerinde kapanışa sadece o yetmez. Onun yanında biz alımların da olduğunu, ciddi alımların da olduğunu görmeliyiz diyordum. 92.250'nin geçilmesi zaten Bernanke etkisiyle olduğu için o tip etkileri çıkartmamız lazım yani analizden. Çünkü o aniden piyasanın verdiği bir reaksiyondur ve saman alevi gibidir. Hani samanı yakarsın bir alevlenir tık diye biter. O zaman şimdi bu sabah biz başlarken biraz düşüşle mi başlarız? Tabii şu an dış piyasalarda şey var Barış yani dış piyasalarda şu an çok sert düşüşler var. Yani şu an %1 aşağıda Amerikan vadelileri hemen S&P'ye bakıyorum. Yani Dow Jones Future'ları %0.95 yani %1'e yakın aşağıda. Şeyde %0.62 aşağıda. Şu an burada kıpkırmızı görüyor zaten izleyicilerimiz ekranı. Dolayısıyla bugün büyük bir ihtimalle düşüşle başlayacak. Çünkü DAX endeksi de %2'ye yakın bir düşüş yapıyor. Dün ben şimdi dün sabah bilgeyatırımcı.com'da yorum veriyorum ve diyorum ki şu an hani kesinlikle 92.250'nin üzeri zor. Dolayısıyla eğer yükselirse ben size ekstra yorum geçerim. Hani alım gerekiyorsa rally başlayacağına inanırsam geçerim. Ama 92.250'nin üzerine geçtik ama bir baktım hacimle desteklenmiyor. Yani gerçek ciddi alış var mı diye bakıyorum yok. Şimdi çok ilginç bir şey var Barış. Bak piyasayı nasıl yükseltirsin? Sen bir kurumsun. Ben de bir kurumum. Tamam mı? Elimde basitleştirmek istiyorum. 1000 not hisse var. Evet. Şimdi yukarı satış kademesine ben bu 1000 notun 300 yazdığımı düşün. 300 lot satışa koyduğumu düşün. Yani bu satışa koymak demek gelsin birisi alsın demektir. Tabii.
Fakat eğer ben alırsam onu, çünkü bir yabancı kurumun sadece bir aracı kurumda hesabı yok ki. Hı hı. Bu aracı kurumdan satışı yazıp öteki aracı alabilir. Kurumdan tabii. Çok rahat alabilir. O zaman sadece tek ödeyeceğim şey, yeni malım olmuyor. Tek ödeyeceğim şey komisyon. Hı hı. Ben hep şundan şüpheleniyordum. Yani piyasa yükseldiği zaman, kaotik, dün anlattım, kaotiktir piyasanın dengeleri ve tepe seviyelerde tahmin etmek çok zordur. Çok fazla kafa karışıklığı yaratacak şeyler olur. Dün olan da buydu. O yüzden dün buna inanmadığım için de şey yapmadım. Yani herhangi bir şekilde borsada alım hani kırmasına rağmen hiçbir şekilde değiştirmedim. Bugün de zaten değiştirmediğim gibi. Hatta bugün piyasaların dova bakıp, dış piyasalara bakıp faizlerin artması, işte Japonya'da da faizlerin %1'i, Turgut Çin de zaten belirtmiş onu mailinde, bugün gönderdi mailde. Tüm bunlara baktığımda %4.61'e düştü faizler bizde. Ondan sonra 5'e geldi. Şimdi benim banka hissesini alabilmem için ki yabancılar banka hisselerine yoğunlaşmış durumda. Bu kadar yeni bir rekor kırıyoruz. Banka hisseleri sadece %1.0, yani son 7 günde %1.07 yükselebilmiş. Yani banka hisselerinde ciddi bir alım görmüyoruz. Artı borsada baktığın zaman, şimdi bak 60 dakikalık grafiği vereceğim. 60 dakikalık grafikte çok belirgin şeyleri göstereceğim şimdi. Şu ralliye bak, şu ralliye, şuradaki ralliye. Yani burada 84 binden 89 bine 5 bin puanlık bir artış var. Şu ralli sırasında, şu şekilde. Ve buradaki işlem hacimlerin tamamı 100 ila 120 milyon lotluk hacimlerle gidiyoruz. Orada ben yatırımcıya zaten girin, rahatlıkla yükseliş devam edecek şekilde mesajlar geçmiştim. Ama dünkü artışta sadece şu son kapanış yarım saatlik, yani Bernanke etkisi diyorum ben buna, burada olmasına rağmen onun öncesindeki hacimler, yani yukarı giderken şurada ralli başladığı sırada, şöyle bir ralli diyebileceksek eğer, bir bakıyoruz en fazla 70 milyon lot civarında bir şey var. Yani 50 milyon lot daha az bir güçle gidiyorsun. Evet. Bu bende şu etkiyi oluşturdu. Yani şöyle bir şey işkillendirdi. Yani adam ya rahatlıkla yazar üst kademeye, kendi alışlarını kaldırır ve piyasanın gelmesini ister. Zaten Moody's'in not artışı sonrasında hani bir realizasyonu herkes bekliyordu. Bu mucize değildi. Yani bu realizasyon da bak şu 2 günlük düşüş sırasında bir realizasyon. Şimdi realizasyon, ertesi gün şöyle hareketi bekliyordum. Bir miktar yükseliş, bir tepki bekliyordum ama ardından da dün yükseliş değil, aksine düşüş, hatta 90 binin altına gelmesini bekliyordum borsanın. Ama dün dış piyasalardan kaynaklanan bir şey oldu. Şimdi bugün de çok fazla düşmeyecek bence. Yani dış piyasalar kadar borsa düşmeyecek. Sebebi de şu, kar realizasyonu olup bitmiş falan değil bence. Hı hı. Asıl bu aşamadan sonra başlıyor bence ve kârı realize edebilmek için düşen piyasada alıcı bulamazsın ki. Piyasa düştükçe yeni alıcı gelmez. O yüzden satamazsın da elindeki malı. O yüzden bir miktar yukarı çekip oralardan satış yapman lazım. Ben dünkü hareketi hani 92.200 bile kapatsa o şekilde yorumlayacaktım. Nitekim şimdi de o şekilde yorumluyorum. Yani belki bundan sonra borsa 100.000'e de gidecek. Bilmiyorum ve yanılabilirim. Yani şu an ben yatırımcı direkt olarak ben şunu söylüyorum. Yaşar Erdinç olarak eğer hisse senetlerinde işlem yapıyor olsaydım, borsada alım satım yapıyor olsaydım, ben bu seviyeden girip borsada yeni hisse alıp pozisyonumu, özellikle İMKB'nin etkileyen kağıtlar, yani İMKB 30 dediğimiz. Hı hı. Yani orada pozisyon almazdım. Pozisyon alacaksam da çok ucuz kalmış kağıtları alırdım. Bugün yazımda da şunu özellikle vurguladım. Hani önümüzdeki 2-3 ay içerisinde eğimin aşağı dönmesini ben bekliyorum. Realizasyonun böyle çok sert ve 5-10 bin puanlıklar şeklinde değil. Genelde böyle çiseleyen yağmurda hani insan ıslanmıyorum zanneder de sonra sırılsıklam olur ya. Hı. Böyle genellikle borsada günlük bakarsın %0.5 düşmüştür. Sonra %0.30 artmıştır ama %0.80 düşmüştür. Bu şekilde yavaş yavaş bir aşağı eğimin başlamasını ve bunun da hani birkaç ay devam etmesini bekliyorum. Yani en azından endeks şeye gelmeden, yani bu 87 bine gelmeden, yani şu grafik şu an ekranda var. Evet. En azından şu daha önce kırdığımız çok güçlü direnç seviyesine kadar bir geri çekilme yapmadan yeni alımın hala riskli olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğim gibi bu tür zamanlar insanları çok yanıltır. Gün içi her hareket
bir anda farklı görüşmelerin oluşmasına sağlar. Şu an Doğu Endeksleri vadelileri %1 aşağıda ama bir bakarsın anında yeni bir haberle terse döner ve yeniden gitmeye kalkar. Ben burada aslında bir miktar oyundan çekilip biraz da seyredilmesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Borsa açısından sadece bugün net için söylemiyorsunuz yani. Yok yok. Bu önümüzdeki süreçte yani, kısa dönem. Belki bugün de anladım. Yükselecek. Onu bilemiyorum ama ben olsam yükselişe bu saatten sonra yeniden yükselişe artık çok fazla girmezdim. Sebebi de bir sebep de var. Önümdeki beklentilere bakıyorum. Bir tek sebebi olabilir. Hani piyasa gerçekten yeni bir beklenti oluşturmuştur veya haber almıştır. Ne bileyim S&P olsun, JCR olsun yeni bir not artışı geleceğini biliyordur. Bu yüzden biz şey yapabiliriz ve bu durumda ben tümüyle yanılmış olurum. Yani o zaman borsa 96 bine kadar da gidebilir. Yatırımcı bu riski bilsin. Yani burada benim görüşüm böyle ama yatırımcı kendi kararını sonuçta kendisi verecek. Ama şunu söyleyeyim. Yatırımcılar duymak istedikleri yorumu duyduğunda yani şu an bizi izleyenlerden ya borsa çok yükseldi ben de satmalıyım diyen kişi sattığı zaman aslında satarken ben öyle konuştuğum için satmıyor. Beyinde bir yanılsama var. Şöyle kendi zaten aslında normalde öyle istiyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Teyit almış oluyor. Teyit aldığı zaman da o hareketi sorumluluğunu size de yüklüyor. Normal şartlar altında bu seviyeden itibaren yani 92.000, 93.178 kapandık ki bu bir yeni rekor. Evet. Endekste. Bu seviyeden itibaren 93.000, 96.000'e kadar gidebilir mi borsa? Yani 2800 puanda, 2900 puanda. Evet gidebilir. Peki ben 2800 puanı satın almak ister miyim? Ben almak istemem. Yani 96.000'e kadar marjım var. Oraya kadar teknik olarak, bunu teknik söylüyorum. Yani teknik olarak gidebilir. Fakat o gidişe benim katılmam mümkün. Ben olsam orada katılmam o yukarı harekete. Sonuç olarak da şöyle bir ay bir izlemede kalmayı tercih ederim. Eğer bugün ben hisse senedi yatırımı yapıyor olsaydım genel olarak bir miktar elimde özellikle endekse bağlı kağıtlar. Hani bildiğin çok sağlam kağıdım vardır ve zaten ucuzdur o kağıt. Onu zaten uzun vadeli almışsındır çocukların için. O hisseyi ucuz kaldığını düşündüğüm fiyatta kaldığı sürece ben her ay gene çocuğum için ondan almaya devam edebilirim. Yeter ki şirketin düşündüğüm gelişmelerinde bir şey olmasın. Yatırımcı dediğin, bak herkes şeyi okusun. İzleyicilere özellikle şey yapıyorum, uyarıyorum. Habertürk gazetesinde Abdurrahman Yıldırım Sadık Eratik'ten bir borsa duayeninden yatırımcılara öğütler diye bir şey vermiş. Bir yazı vermiş. Dündü galiba. Evet. CNBC'de Berfu Güven çok başarılı bir konuyu çok iyi bilen bir arkadaşımız. Sadık Eratik'le bir röportaj yapıyor ve Sadık Eratik şeyleri söylüyor. Şimdi Sadık Eratik'le ben tanışıyorum. Daha önce bir toplantıda tanışmıştık ama Sadık Bey hani bir defa tanıştım ben. Hani sorsan belki bilmeyebilir. Kendisi görme özürlü ve hiçbir şey görmüyor. Ve Türkiye'nin de bana göre Warren Buffett'ı. Borsadan kazandığı paralarla adam, tamam mı? İnanılmaz sosyal yardımlarda şeylerde bulunuyor. Çok ilginç bir şey söylemiş. Yalnız şöyle bir şeydir. Sadık Eratik bir hisseye girdiği zaman, bir hisseyi aldığı zaman o hisseye güvenir. İlk söylediği cümle ne biliyor musun? Onu reklamlardan sonra alalım mı hocam? Tam böyle reklam. Tam reklama gireceğiz o zaman. Tamam. Kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor hocam. Çok önemli bir yerde kalmıştık. Sadık evet. Eratik ne diyor? Sadık Eratik gerçekten keşke kabul etse, davet etsek de onunla şöyle 2 saat yani senin bugünün gündemini de alarak bir program yapalım yapsak hocam, aslında. Davet bir davet edelim ya. Çünkü böyle duayenlerin yani böyle gerçek yatırımcıların bizim kendisine küçük yatırımcı diyenlere tanıştırmamız lazım. Ben küçük yatırımcı kelimesini asla kullanmıyorum. Küçük düşünen yatırımcı vardır. Küçük düşünen yatırımcı da küçük zaman aralıklarında alıp satarak para kazanacağını düşünen yatırımcıdır. Yatırımcı değildir zaten. Evet. Şimdi Sadık Eratik çok önemli şeyler söylüyor. Bunu
Onu söyleyebilmek için Barış en az bir 20 yılını, 25 yılını senin borsada geçirmen lazım. Diyor ki, hissesini aldığınız şirketin sahibini tanıyın diyor. Basit bir cümle değil mi? Görüntüde birinci, basit ama. Birinci cümle bu. Hı-hı. En son 10 tane mi 12 tane mi ne madde vermiş. En son madde de şu. Birinci madde şirketin sahibini tanıyın. En son maddede Türkiye'de yatırımcı sayısının artması için halka arz olmuş şirketlerin yönetimlerinin yatırımcı dostu olması lazım diyor. Ancak o şekilde artabilir diyor. Hı hı. Ya bu, ben sana şunu söyleyeyim. Bu tespit hani yatırımcı sayısını arttırmaya çalışıyor ya SPK. Evet. Sadık Erat'ın danışman olarak atanması lazım. SPK'ya, Borsa İstanbul'a ve burada yatırımcı sayısını arttırma konusunda o adamın tecrübelerinden yararlanılması lazım. Nobel ödülü almış olan Akerlof 13 sayfalık bir makale yazıyor. Market for Lemons diye. Lemon burada limon değil. Hani limon piyasası diye yazıyor ama limon Amerika'da slang olarak aptallar için kullanılıyor. Aptallar için piyasa diyor. Hı hı. Ve asimetrik enformasyon diyor. Ve bu adam 3 tane dergide yayınlatamıyor. Journal of Economics'te bu makale, hadi ya bu makale ne diyorlar. Ve bu adam sonra Nobel ödülü alıyor bu makaleyle. 3 dergi yayınlamıyor. En son kıtırık bir dergide yayınlanıyor. Olaylar gelişiyor. Neyse sonra makalenin önemi ortaya çıkıyor. Asimetrik enformasyon dediğimiz. O da şu. Bu bardağı Yaşar 5 yıldır kullanıyor. Eğer Barış bu bardağı satın almak istiyorsa bu bardak konusunda Yaşar kadar bilgili değildir. Yaşar'ın arabasını satın almak istiyorsa Yaşar o arabayı 5 yıldır kullanıyor. Yaşar kadar bilgili olamaz. Her iki tarafta eşit bilgiye sahip değilse belli bir mal hakkında fiyatın doğru yerde oluşmasına imkan yok. Mutlaka kandırılır. Asimetrik bilgi var çünkü. Bir tek kandırılmayacağın yer neresidir? Eğer sıfır araba alıyorsan onun garantisi vardır. Bir arıza çıkarsa götürür adama verirsin. İşte en son makalenin sonunda diyor ki Akerlof, ikinci el piyasalar diyor, teorik olarak çökmeye mahkumdur diyor. Çünkü asimetrik bilgi her zaman olacaktır, vardır diyor. Asimetrik bilgi dediğimiz şey, şirket sahibi hissesini satarken hiçbir yatırımcı, onu satın alan hiçbir yatırımcı şirket sahibi kadar bilgili olamaz o şirket hakkında. Şirketin 3 ay sonra yapacağı faaliyetleri şirketin sahibinden daha iyi kimse bilemez. O yüzden fiyat doğru oluşmaz diyor. Erratik ne diyor? Halka arz, halka kazık oldu diyor. Ve asimetrik bilgi nedeniyle. O maddeleri okuduğunda muazzam. Diyor ki çok ilginç. Sadık Erratik bir hisseye girdiği zaman önemli bir kısmını alır güvendiği hissenin. Sahibini haberdar eder. Ben senin şirketine yatırım yaptım der. Diyor ki benim hissemde diyor, benim aldığım hissede diyor, eğer birileri yükseltmeye çalışırsa anında kafasına basarım diyor. Bak hissesini yükseltmesinden memnun olmuyor adam. Volatilite istemiyor, istikrar istiyor hissede. İkincisi birisi suni düşürmeye çalışsa da orada geleni toplarım. Şirket çünkü diyor ucuzlamışsa zaten diyor ben malı daha ucuza alıyorum diyor. Veren olursa alırım. Bir tek diyor gerçekten yatırımcı olduğuna inandığım biri girip hisseden almak isterse ona izin veririm diyor. Şimdi bu gerçek bir piyasa yapıcılığıdır. Ve piyasa yapıcılığı sisteminin de Türkiye'de olması lazım. Yani bir halka arzı yapan bir aracı kurum bunu sattıktan sonra bir an önce kurtulayım diye düşünmek yerine bu hissede istikrarı sağlayıcı işlemleri yapmalıdır ve piyasa yapıcı olmalıdır. Ne diyor? Şirketin sahibini tanıyın. Biz hani biliyorsun bu araştırma raporlarını vesaire ekiple hazırlıyoruz. Orada çok önemli bir bölüm koyduk. Şirket yatırımcı dostu mu diye. Şirkete soru soruyoruz, cevap dönmüyorlar. Şirkete diyoruz ki sizin faaliyet raporunuzda kardeşim ne üretiyorsun? Kaç tane hangi maldan üretiyorsun? Kapasite kullanımının nedir? Nasıl bir faaliyet raporu? Yatırımcı bunda nasıl bilgilensin? Bu bilgileri gönder. Hayır efendim, kapağı açıkladığımız bilgiler. Sen o zaman yatırımcı dostu değilsin deyip raporun içine koyuyorum. Dolayısıyla her yatırımcı ya denesinler, kapta gitsinler, bütün adresleri var. Şirketin raporunu okudu mu? Kafasında soru işareti mi oluyor? Yazsın, cevap vermek zorundadır. Cevap vermiyorsa da SPK'ya bildirsin.
bilgi asimetrisini sıfıra indirecek tek kurum SPK'dır. SPK ne yapıyor? Elinden gelen her şeyi yapıyor şu an. Evet. O izahnamelerde, o faaliyet raporlarının düzenlenmesinde diyor ki ne kadar çok bilgi, her şeyi açıklayın. Yanlış, bakın, var olan ama bildirmediğiniz bir şey olursa yakarım diyor. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Evet. Yatırımcılara direkt mesaj şu. Yani gerçekten Sadık Bey'in, Allah razı olsun, öyle bir şey vermiş, röportaj vermiş, insanların gözünü açmaya çalışıyor. Finansal okuryazarlığı geliştirmeye çalışıyor. Bence Abdurrahman Yıldırım'ın o yazısını okusunlar ve bir yere de assınlar yani. Gerçek yatırımcılık, gerçekten bir şirketin güven duyarak o şirketin ortak olduğunu hissetmektir. Borsanın kumar yeri olmadığını, şu an bir makale üzerinde çalışıyorum. Verilerle, şeylerle, her şeyle ispatlayacağım. Birçok izleyici şimdi diyecek ki, hadi hoca sen oradan ya, kumar yeri değil diyorsun. Al, adam götürüyor, işte 1 liradan 5 liraya götürüyor, sonra 50 kuruşa düşüyor hisse, bilmem ne oluyor diyecek, diyebilirler. Evet, kısa vadeli yatırımcılar için tam bir kumar yeridir. Ve her zaman çarpılırlar. Bunda hiç şansları yok. Yani %1/1000 bile şansları yok. Yani çarpılmamalarına imkan yok. Bak, bir izleyicimiz bir hisseyi soruyor. Hı hı. 6000 lot, yani 40 liranın üzerinde bir fiyattan 6000 lot hisse almış. Evet. Ve şu an o hisse sert bir şekilde düşmüş. Yaklaşık 10-12 lira düşmüş. 6000 lotta yaklaşık 70 bin lira zarar. Şimdi her zaman diyoruz, yumurtanın hepsini bir sepete koymamak lazım. Yatırımın daha birinci kuralı bu, değil mi? Hı hı. İkincisi de asıl daha zor olanı şu, Barış. Benim ne kadar param vardı ilk yatırım yaptığımda? Atıyorum 250 bin lira vardı. 250 bin liramı daha borsaya sokarken soracağım benim ilk soru şu. Birinci soru şu. Ne kadar kaybedeceğim? Ne kadar kaybetmeye razıyım? 3 bin lirasını mı kaybetmeye razıyım? 5 bin lirasını mı? Şimdi ben grafiğe bakıyorum. İzleyicimizin sorusunun grafiğine bakıyorum. Tam tepede almış. Hı hı. Yani tepeye o kadar yakın bir yerde almış ki. O zaman şunu yapacak. Bir insan bak, 240 bin lirayı bir kenara bırak, 1 milyon lira da yatırsa, 500 lira zarara düştüğü anda beyin sattırmaz. Beynin böyle bir zaafı var. Asla sattırmaz. Beynin sana sattırabilmesi için beyne önceden, daha yatırıma başlarken mesajı vermen ve girmen gerekiyor. Diyorsun ki beyne, kardeşim ben burada 5 bin lira zarara ulaştığım zaman daha fazla zararın büyümesini engelleyeceğim, orada satacağım diyeceksin. Çünkü zarar da var, kar da var burada. Yarın gelecek bir sabah, gelecek bir haber %10 düşüşe sebep olabilir. Onu diyen kişi, bak, 60 bin lira zarara gelirken önce 1000 lira zarar etti. Tabii. Sonra 2000 bekliyor lira. Bekliyor ama hep bekliyor işte. Tabii, sonra 5000 lira. Evet. Sonra 7000 lira. Sonra 10000 lira, 30000 lira, 40000 lira, 70000 lira. Yani şimdi oraya gelene kadar daha önceden şu karar verilmiş olsa, hangi kağıt olursa olsun, en hı-hı, güvendiğin kağıt bile çöker gider yani borsada. O yüzden hani stopu öğrenmeden, yani stop loss koymadan, bu stop loss'u daha alırken belirlemeden asla ve asla yatırımcıların para kazanmasına imkan yok. Peki hocam, şimdi çok soru var, süre çok az. Biraz hızlı gidelim. Turgut Çin, Amerika'da bir ay önce 1.60-10 yıllık bono faizi 2'nin üzerine çıktı. Japonya'da 2011 yılından beri ilk kez faiz 1 seviyesini aştı. Brezilya faiz arttırmayı düşünüyor. Bu süreçte Merkez Bankamızın yaptığı yüksek oranlı faiz indirimlerine takıldım diyor. Faize karşısınız, anlıyoruz, fakat Türkiye'de zaten reel faiz yok. Brezilya yatırım yapılabilir ülke konumuna geldiği gün borsası 5.2 doları gördü. Daha sonra dünyanın 7. büyük ekonomisi haline geldi. Fakat şu an borsası 3 dolar. Bir daha asla 5.2 dolara da yaklaşamadı. Merkez Bankamız yabancının mal boşaltacağı adam aradığı dönemde daha dikkatli davranıp kendi halkını hisselerin son sahibi yapmamalıdır demiş. Böyle bir yorumu var Turgutçi'nin. Tabii Merkez Bankası'nın öyle bir görevi yok tabii ki, hı-hı, ama şimdi şeye katılıyorum. Bir kere dün de söyledim. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimlerinin çok agresif olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da Merkez Bankası'nın kendisinin isteğiyle yaptığını da düşünmüyorum. Yani orada politik baskı olduğunu, evet, düşünüyorum. Kubilay Bey soruyor hocam. Dolar Türk Lirası kurunda nereye kadar bir yükseliş bekliyorsunuz? Dolar TL kurunda dün, onu gösterelim şu grafikten hemen. Dolar TL kurunda ne oldu Barış? Dün özellikle şu grafiği verebilirsek arkadaşlar, 5 dakikalık grafiği.
Dolar TL kuru bir önceki gün 84-85'leri görmüştü ve ondan sonra inmeye başladı. Ve dün Bernanke konuşmaya başladığı sırada dolar TL kuru 84'ün de altına geldi. 83.30'u gördü. 83.30'u gördükten sonra tekrar yükselişe geçti. Ama ardından da Bernanke'nin konuşması da tekrar 84.50'ye geldi. Şimdi 85.55'te. Yani dolar TL kuru yükseliyor. Evet. Daha önceki yorumumu değiştirmiyorum dolar TL kurunda. 1.84'ün altındaki her fiyattan alım yapılarak 1.86 ile 87 aralığı hedeflenebilirdi. Hı hı. Orada da şu kuralı söyledik. 1.84 ile 83 aralığında alım yaptığınızda, yani 84'ün altına geldi, 83 seviyesine doğru indim vesaire. Dün bir olay sonucunda oldu bu. Öyle bir durum olduğu zaman 1.83'ün altında kapanış olacağını anlarsanız, o zararı kabul ediyorsanız alım yapın demiştim. Eğer alım yapan varsa beklesin. Bence 86.5 ile 87 aralığı görecek ama 87'nin aşılması şu an için bana zor görünüyor. Oraya geldiğinde yine yorum yaparız. Şu an borsada evet, açıldı. Hemen bir bakalım. Evet. Gong sesi geldi. Tabii dün 93.000'den kapandı. Şimdi 91.000'den 2.000 puan aşağıda açıldı. Fakat bu çok aşırı bir düşüş. Yani bana göre yani %2'lik bir düşüş. Çok sert bir düşüş. Bu sert düşüş sonrası devamı gelmez bence. Endeks için bugün itibariyle verilebilecek önemli destek 90 bindir. 91 binden itibaren seans içerisinde 92 bine doğru bir hareket olabilir. İlk başta 91.500'e olur. Sonra da şöyle olur. Yani şöyle bir hareket bekliyorum. Onu hemen göstereyim. Şurada başladı. Dibi gördü. Buradan yükselmeye başlar. 91.500'e gelir. Buralarda durur. Tekrar düşer. Buralarda tutunmaya çalışır. Hmm. Ama tehlike şudur. İlk düştüğü yerin altına geliyorsa eğer, o zaman zaten 90 bine kadar gidecektir. Yerler. İlk düştüğü yerin altına geldiği an ben satış öneririm. Veya 91.500-92.000. Zaten genel olarak borsadan uzak durulması gerektiğini yaklaşık evet. Son 2-3 gündür hep belirtiyorum. Evet. Ali Ulusoy diyor ki hocam, temettü dağıtan hisselerin fiyatı temettü öncesi yükseliyor, temettü sonrası düşüyor. Doğru mudur? Doğru ama bu çok anlamlı bir şey değil. Temettü iyi almak için hisse alınmaz. Yani ben şöyle oluyor Barış. Yarın temettü dağıtacak şirketin hissesini ben bugün alırsam temettüden faydalanıyorum. Hı hı. Tamam mı? Ama şöyle 5 lira ya aldım hisseyi. Yarın da hisse 50 kuruş temettü dağıtacak. Tamam mı? Olay tamamen şöyle oluyor. Yarın hissenin fiyatı 4,5 liraya düşüyor. Yani 50 kuruş dağıttığı için. Evet. Benim de hesabıma 50 kuruş geçiyorlar. Benim daha önce bir hissem vardı 5 liraydı. Ama hepsi parada değildi. Şimdi gene bir hissem var. Toplam miktarı 4,5 lira. Bir de 50 kuruş nakitim var. Hı-hı. Tamam mı? Temettü şirketleri emekliliğini mi aldın kardeşim? Her sene temettü dağıtan, hatta yılda 2 sefer temettü dağıtan şirketler var. Sürekli. Emekli maaşı gibi. Emekliliğini iyi eğer uygunsa fiyatı yatırırsın. Şeye bakmazsın, bir 5 yıl 10 yılı göze alırsın. Her 6 ayda bir, her yıl bankadan faiz alıyor gibi, ki o da faiz değildir. Faiz şeyi de varsa vatandaşın yıl sonunda getirir sana nakit, bir şirket çalışır, didinir, uğraşır, kar eder ve sana getirir. Hı hı. Bir de nakit verir. Sen de onu alıp kullanabilirsin. Ha o sırada hissenin fiyatı da sen 5 liradan almışsındır. Bir yıl sonra bakarsın ki 6 liraya gelmiştir. Senin 1000 notun 50 bin liradır. 60 bin liraya çıkmıştır. Sen 60 bin lira üzerinden bir de ne bileyim 5 bin lira temettü alırsın. Evet. Temettü verimliliği yüksek şirketlere şey var. Alper Bey de diyor ki hocam, sizce piyasalar gerçek ekonomik verilerle orantılı mı yükseliyor yoksa bir balon mu oluşuyor? Mevduat faizlerinin düşürülmesi mevduat yatırımcılarını alternatif piyasalara yönlendirirken pahalı olduğu düşünülen emlak piyasasına yatırım yapmak ne kadar doğru olur? Hiç doğru olmaz. Yani yatırım, hele emlak yatırım hiç uzak durulmalı bence. Yani ben emlak yatırım önermiyorum. Yani alacaksa, oturacağı evi alacak kişiye bir şey sözüm yok. Yani bir adam bir ev sahibi olmak istiyor, biriktirmiş, biraz da kredi kullanıyor, alıyorsa o fiyatı için almıyor zaten, oturmak için. Ama yatırım amaçlı ben genel olarak inşaat sektörünü, gayrimenkul sektörünü uygun görmüyorum. Ama İstanbul'da da fiyatlar uzun bir süre bence düşmeyecek. Çünkü bayağı bir hikaye var. Evet. Mesela Neşe Hanım bir şey sormuş. Diyor ki şu kadar param var. Hı hı. İş adamı, yatırımcı değilim ama sizi seyretmekten keyif alıyorum diyor. Teşekkür ederim Neşe Hanım. 60 bin lira var, dolar alabilir miyim diyor. Şu an dolar 1.85.50'de. Evet.
1.84'ün altına düştüğü zaman zarara katlanabilecekse, 84'ün altına düştüğü anda o zararı göze alarak satabilecekse alabilir. Bir kuruşluk bir yükseliş için. Ama geç kaldı. Çünkü daha öncesinde hani hatırlarsan biz 79'lara geldiğinde artık buralardan çok rahatlıkla alım yapılabilir. %20 pozisyon alınabilir demiştik dövizde. Ancak şu an bunu söyleyebilirim. Hocam Kemal Sağır'da diyor ki az önce bahsettiniz ya aracı kurumlardan. Evet. Bu aracı kurumların endeksi aldatıcı şekilde yükseltmesi önlenemez mi? Bu durum sadece Türkiye'de mi var, diğer borsalarda da aynı durum var mı? Düzeltilemez mi? Aracı kurumlar yükseltmiyor bir kere. Aracı kurumlar sadece aracılık ediyor. Ben Yaşar Erdinç olarak A aracı kurumu ve B aracı kurumda hesabım varsa ben girerim. A aracı kurumdaki malımı tahtaya satış yazıp B aracı kurumdan alabilirim. Ve bu suç değil. Peki. Hocam, ama kesin tespit edilirse manipülasyona girer. Son bir mesaj var. Serdar Özdemir diyor ki benim sorum yatırımla ilgili değil, gözlükleriniz ne oldu hocam? Tamam, bunlar da yakışıyor fakat diğerleri siz daha genç gösteriyordu. Yo, ben aksini düşünüyorum ya. Bu daha genç gösteriyor sanki. Ben de bu gözlüklerden keyif alıyorum. Hoşuma da gidiyor bu gözlükler. Yalnız şunu söyleyeyim. Gidip gözümü mecburen çizdireceğim galiba. Çünkü yaz geliyor. Güneş gözlüğü takamıyorum. Denize giriyorsun. Evet, denize giriyorsun falan. Şey yapamıyorsun, gözlük düşüyor. Lens takınca olmuyor. Evet, vallahi birlikte beraber gidelim, çizdirelim şu gözleri. Çizdirelim. Artık çizmiyorlar da biliyorsun, hani belli bir yaştan sonra yakını da görememeye başlıyorsun ya. Şeyi kaldırıp içine bir mercek yerleştiriyorlarmış. Olay bitiyormuş. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine ben çok keyifliydi. Sağ olasın. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.